haklıya haksızı ve daha niceleri öğreten öğretmenlere selam, sizin sımsıcak sevginize. Selam, milletimizin bizzatı öğretmenlere selam, binlerce selam. Sayın Müdürüm, kıymetli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım, bugün buraya 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Programını arz ediyorum. Açılış saygı duruşu ve istiklal marşı. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, programa hoş geldiniz. Sizleri Ulu Önder Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm eğitimcilerin huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna, akabinde öğretmenimiz Arife Can yönetiminde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Mustafa Reşit Paşa İlkokulu İstiklal Marşı için rahat. Zirol. Dikkat. Thank you.
hazırlamış olduğu gösteri. Sizleri baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk, şehit öğretmenler ve aramızdan ebedi olarak milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz bir millet adını almak yeteneği kazanmamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak ve ardından Dünyanın Bütün Çiçekleri adlı şiirini okumak üzere iki felsefe öğretmeni Handan Bulgay'ı buraya davet ediyorum. Sayın Müdürüm, saygıdeğer meslektaşlarım, sevgili öğrenciler ve kıymetli veliler. Ulu önderimiz, baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için özveriyle çalışan tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğrencisini ilmek ilmek ören, bir başkasının çocuğunu evladım diyecek kadar yürekten seven, öğrencisinin geleceği için kaygılanan candır öğretmen. Son nefesinde bile öğrencilerini düşünen bir öğretmenin duygularını anlatan bir şiirle yüreklerinize dokunmak istiyorum. Bana çiçek getirin, dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin. Köy öğretmeni Şefik Sınık'ın son sözleri bunlar. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi getirin, son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim ve sonra öleceğim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Kaderleri bana benzeyen yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları. Yeni şovalarda kaybolur kokuları, yurdumun sevgili atsız çiçekleri. Hepinizi, hepinizi istiyorum, gelin görün beni. Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım. Ben bir bahçe suluyordum gönlümden. Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden. Ne güller fışkırır çilelerimden. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim. Korkmadım, korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin, yalnız çiçek getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. En güzellerini saymadım çiçeklerin. Çocukları, öğrencileri istiyorum. Yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini, köy okullarında açan gizli ve sessiz, o bakımsız ama kokusu eşsiz çiçek, kimse bilmeyecek. Seni, beni kimse bilmeyecek. Seni, beni yalnızlık örtecek. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, ben mezarsız yaşamayı diliyorum. Ölmemek istiyorum, yaşamak istiyorum. Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın, tarumar olmasın istiyorum.
perişan olmasın. Beni bilse bilse çiçekler bilir dostlarım. Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim. Çiçeklerde açar benim gizli arzularım. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Okulun duvarı çöktü, altında kaldım. Ama ben dünya üstündeyim. Toprakta, yaz, kış, bir şey söyleyen toprakta. Çile çektim, yalnız kaldım ama yaşadım. Yurdumun çiçeklenmesi için daima yaşadım. Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir. Şimdi sustum, örtün beni, yatırın buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya. Çocuklar bana bakın şöyle. Hadi biraz bu tarafa gel, 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 gel. Ömer, Ömer bu tarafa gel. Sinato, Suma, Beril, gel bizim tarafa. Asya, Asya. Thank you.
Evet. Sallanıyoruz. Come on.
ilçesinde görevime başlayalım daha 1,5 ay olmuştur. Heyecanlıydım. Ülkesine, bayrağına bağlı vatansever evlatlar yetiştireceğimi inanıyordum. Hayallerim yarım kaldı. 4 arkadaş yola çıktığımızda hain teröristler aracımızı atışan elle şehit edildik. Atatürk Üniversitesi'nden mezun olup kendim gibi öğretmen olan Bayram Alıdağ ile evlenip Tunceli ile Ovacık Yatılı Bölge Okulu'na öğretmen olarak atandığımda büyük hayallerim vardı. Okulu olmayan köylerden giden çocuklara ışık olacak, umut olacaktım. 1993 yılında eşimle birlikte katledildim, şehit edildim. Sınıf öğretmen olarak Erzurum'un taşmasını görüntüldüm. Elimde tepişim, köyün acımasız suyunu inat. Aydınlık Türkiye için köyümde yaşam olacak çocuklar. Yetiştirirken teröristlerce şehit edildi. Ben Ali Kayaoğlan. 1969'da Kütahya'da doğdum. Memleketi Kayseri Selimi ilçesine davetsiz konuk oldum. Sınıf öğretmenliği yaparken henüz 26 yaşında GSİM'in bayında köy büyük kursunda savruldu bedenim, şehit oldum. Ben Fatih Tekin, Çorum'da Erenköy'de durdum. Fırat Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun olarak Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Ağaçlı Köyü'ne öğretmen olarak atandım. Şarttan zordan ve mesleğine duydum aşkla büyüttüm. Thank you.
Arkadaşlarımız sandalyeleri alabilir miyiz? Sandalyeleri oturalım lütfen. Evet. Öğretmen arkadaşlarımız şöyle sandalyeleri alalım. Evet. Buyurun, buyurun, buyurun efendim. Gülay öğretmenim, Gülay öğretmenim buyurun. Thank you.
Dermen'deki en arkada kaldığı bir tanesi.